Evet, Levent zaman e, hafta içinde bu açıklamaları yapmıştı ki tüm bu açıklamaların üstüne de yine aynı kadroyla çıktı. Okan Buruk, Okan Hoca kafasındaki 11 buydu. Bunu denemek istedi ve denedi. Bak, Karşılığını nasıl aldı? Medyadan etkilendi Bizim demek. burada sakalımız uzun olmadığı için yani medyadan sosyal, sosyal medyadan, medyadan haberlerden etkilenmiş bir teknik direktör. Galatasaray teknik direktörü bildiğini okur. Ben ne dedim? Kayseri rotasyon yapılacak bir deplasman değil. Zor bir deplasman. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Ya buna gitmene gerek yok. Adana'da Trabzon deplasmanlarında galibiyeti kaçırdın. Doğru mu? Topu kaleye atamadın. Mertens karşı karşıya atamadı Trabzon'da. Aynı Mertens Adana Demirspor maçta karşı karşıya atamadı. Kerem orada golü atamadı. Adana'da yine golü atamadı. Gomis e, golü atamadı Trabzon'da, e, Adana'da yine kaçırdı. Bir şey söylemeye çalışıyorum. Senin bu takım üzerinde oynama. Bakın, o konuya şuradan bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın teknik direktörü maç sonunda taraftarlarımız bize güvensin demez. Bir güvensizlik mi yaşıyorsun? O zaman Galatasaray yönetme. Güvensizsen yönetme. Güven tazelemek istiyorsan yönetme. Kusura bakma, bu bir. İkincisi, Jorge Jesus... Hiçbir oyuncuya aman alınır, oynatmayayım, aman darılır, aman küser politikası uygulamıyor. Jopedo da kulübede oturuyor. Basşaya da kulübede oturuyor. Yalan mı? Oturuyor, İrfan Can da kulübede oturuyor. Crespo da kulübede oturuyor. Valenci Emre Mor da oturuyor. Valencia'da oturuyor. Valencia'da oturuyor. Bravo doğru söylüyorsun. Senin bu oyunun tercihin çalışılmadan yapılmış bir tercihtir. Mate oynatırken Mertens oynatma tercihin tamamen Mertens alınmasın diye aldım bir karardır. Küsmesin diye aldım bir karardır. Ya yıllarca 4 yıl Galatasaray'da şampiyon oldun sen ya. Kazımcan'la Mertens Kayseri Spor defansının sağ tarafına tehdit oldun maç boyu. Zaten kağıt üzerinde olamazdı ki. Mertens geri gelmeyen bir adam. Mertens eski çabuklukta değil. Sağından atar solundan atar diye değil. Geçecek bir oyuncu değil. Ama sen Kerem'le oynasaydın oraya tehdit olur. Ramazan'la Onur bu kadar rahat gelemezlerdi. Niye göre göre Kerem'i kesti? Sosyal medyanın baskısına göre, medyanın baskısına göre uydurulmuş bu algı operasyonlarına kafa yoruyorsun ya. Galatasaray'ın hocası bir takımı yönetirken ceketini yere atmaz. Ceketini yere atmaz, kusura bakma. Öfke saçmaz. Bir kenarda da oyuncuya bağırıyorsun. Hata senin. Bu kadronun, bu yenilginin bazı sorumlusu sensin. Bu kötü oyunun bazı sorumlusu sensin o konucu. Hiç kusura bakma. Sen taraftardan, camiadan güven istiyorsan bu güveni icraatınla elde edeceksin. Eee nedir onun adı? Konuşarak et, etmeyeceksin bu güveni. Bu kadar net. Önünde jörgöcüs var bir bak ya. Yardımcın yetmiyorsa yardımcı al. Yardımcın yetmiyorsa yardımcı al. Akıl üretemiyorsa yardımcın. Akıllı adam al yanına. Böyle olabilir mi ya? Kime uydun da bu rotasyonu yaptın? Soruyorum. Son dakikada Kerem'i sokuyorsun. Madem sokacaktın kafada oynatsaydın. Sen bu kadroyu Dubuaylı Solbek sol bek oynasaydın hiç yerli kadro takılmadan Kerem Yunus Yunus'un yerine atıyorum ben Barış Alper hadi oynatsaydın bir tutsaydın soruyorum sana. Bu Galatasaray takım bundan daha iyi oynardı. Bütün takımın hafıza kartını bozdun ya. Sezon başından bir Oliveira daha oyununu 15. dakikasında Galatasaray de takımının rakip sol taraftan etkili olamayacağını gördük. Atak yapamadığını gördük. Büyük hocalık 15. dakikada ortaya çıkar. Abdullah Avcı'dan bunun izlerini gördük hep. Erken değişikliklerle oyuna ortak olduğu maçlara tanık olduk. Orta sahada da top yapamadı evet. Galatasaray. Yapamadı. ikilisi. Orada top Sosyal medyanız etkilenmez. Galatasaray yönetimine de söylüyorum. Sayın Erden Timur'a da söylüyorum. Ya bu Galatasaray var da hakları çiğneniyor. Takımı burada yalnız bırakıyorsunuz Florya'da Okan Buruk'u tek başına. Ya size kimse konuşmayın dedi de görünmez olmayın demedi ya kimse. Görünmez gibi davranıyorsunuz ya. Çıkın bunları. Galatasaray haklarını savunun ya. Milyon yurun takımlar yaptınız. Bu takım burada yaparken bak ne diyor şeyin başkanı bunu konuşacaksınız. Adana Demirspor başkanı ben Montellalı diyalog kuruyorum diyor. Okan Hoca da diyalog kuracaksınız. Kusura bakmayın. Yan tarafta diyalog kuracaksınız. Bu takım bu şekilde çıkmaz ya. Mertens Mata aynı anda oynamaz. Mertens Forvet'te Adana Demirspor'da Mata o bölgeyi yönetti. Ben oyun içerisine baktım. Mertens orta sahaya geliyor. Yavaş yavaş diyor. Bu değil abi. Bu değil. Sen işleyen kanadı, hızlı kanadı yok ettin. Ramazan'la olur? elini kolunu sallayarak Kazımcan'a ayakları titriyordu çocuğun ya. Ayakları titriyordu. Bu maç rotasyon maçı yok. Dedim ki iki tane bay geçti Galatasaray. Bir milli takım arasını evet. bir de bu bay geçti. Ya şu maçı 15 gün evden oynamadan bir maç yapsaydın ya bulsaydın bir maç. Bulamamışlar. Avrupa'dan ya. bir takım bulsaydın. Bir şey bulsaydın. Gidip bir takım maç yapsaydın ya. Önce orada görseydin bu takımı. Evet abi onda takım yönetim bulsun ya. hocam arayacak takımı. Ya kimse yani kim sorumlusu bulsun. O kancayla çıkacak. sol bulacak. Bulamadım. Belki de isteseydi açık konuşuyorum ben sana rica etseydi Eüplü hafta içi maç yapabilirlerdi. Yapabilirlerdi. Ne fark eder? Ama bunu o da biraz da yönetim oyuncular. Ben Olmak sana söylüyorum. Bu bir hata. Evet. Sen denemeden Kayseri Spor gibi gövdeli bir takıma karşı Trabzon maçında ne oynadığını, sezon maçında nasıl oynadığını gördüğün bir Trabzon spora karşı şey Kayseri spora karşı bu rotasyon yapılır mı ya? yapılır mı? sonra ceketini yere atıyorsun ve kötü örnek oluyorsun bütün her yeri bu görüntüler defalarca gündeme getiriliyor Galatasaray ee, hocalığı önce özgüven ister bir kulübede bir duruş ister bu saatten sonra tamamen ee, oyuncular üzerinden yüklenemezsin belli ki bazı oyunculara tavır koyamıyorsun Ya Yusuf'un yaptığı tavrı var Galatasaray'dan hiçbir oyuncu büyük değil adamlar geldiler gittiler Mata oynamayacaksa, Merten sonrası oturacak kulübede ya. Eğer kulübede oturmuyorlarsa o zaman gider evlerinde otururlar. Gider evlerinde otururlar ya. Hiç kimse Galatasaray'dan büyük. Büyük hocalık böyle olur. Bunları yapamayacaksan. Aman o darılmasın, o küsmesin, onu kızmasın diye düşünüyorsan hocalık olmaz. Çok ne söylüyorum. Galatasaray'ın Adan Demirspor Trabzon maçlarına bak. Sol tarafta Van Oltu birdenbire kestin ya. Van Oltu birdenbire kestin. Kesinmeyecek tamam. bir performans mı söyledi? Yani leden? hayır, evet. Onun önüne koydun e, Duba gibi adamı niye oynatmadın? Duba senin transferin ya. O zaman i̇şte sabit oynasın. Saşa da bak, Saşa Boyu bu maçta kötü oynadı. Yerini kaybetti, pozisyonlarını kaybetti, çok top kaptırdı, yanlış paslar verdi. Galatasaray 66 de... top kaybı yaptı lan. Evet. Saşa Boyun ne sorunu var? Saşa Boyun menajeri senin yönetiminle anlaşmıyor. Sana, senin önüne Güçlükler koyuyor. Paraları yüksek istiyor, şu istiyor, bu istiyor. O zaman Dubois oynar ya. Dubois oynatırsın. Van Olt'u götürmüyorsun Kayseri, Bildiğim kadarıyla. Ya niye götürmüyorsun? Niye götürmüyorsun? Sen sezon başında bu başarı elde ederken e, ee, Dubai'yi sol bek oynatmamışsın. Van Olt oynuyordu. Sol bek, sağ bek oynatıyorsun. Nelson, Abdülkerim, arka tarafta ee, bakıyorsun şey var Mustara. Önde Lukas Tek, önde Oliveria. Sonra Mitsuyu aldın oyuna. Oliveria. Mertens önlerinde Yunus, Kerem. Santurfor bulamıyorsun. Ya Gomis oynuyor ya Seferovic ya Icardi. Icardi bu haliyle oynamaz ki ya. Icardi bu haliyle oynamaz. Icardi'nin aklı burada değil. Bedenen sağda akılda değil. Sen bunu anlayamıyorsun. Yani bu adamın psikolojik işi var ya. Ailevi sorunları abi öyle, var. Öyle diyorsun da Levent abi sonuçta Erdem Timur da transferleri yaptım getirdim oynat diyor yani şimdi başkan oynat diyor. Bilmiyorum tabii bu arada yani bir tarafta başkan var, bir tarafta sportif Seferovic şey, de, başkan. Seferovic'i de Seferovic de Erdem e, Bey o. getirdi. E tamam o da oynadı. Icardi de getirdi. Yani. Seferovic'in ama büyük ihtimalle zaten o e, maç sayısını tutturamayıp devre arasında yollarının ayrılması gündemde. Belki de oynatılmama e, nedeni bu. E tamam bir şey sana söyleyeyim. O niye zaman Niye aldılar canım o zaman? Niye aldın bu paraları verdi? Doğru söylüyorum Murat. Niye aldın? Yani iki, iki Adamı milyon, sezon başı, iki başı iki milyon önce sağlıklı maçlarında Seferovic'i yere göğe sığdıramadık. Müthiş oynuyordu. Yalan mı izlediğimiz Şimdi, bu, buradaki, mı? buradaki, en temel bir sorunlardan. Tamam hazırlık maçlarında çok iyi oynuyordu da ligde şans bulduğunda çok iyi mi oynadı? Bu, yok yere mi kesildi Seferoğlu? Tamam oy? bir şey söylemiyorum. Gomis de oynuyordu. Gomis birdenbire Icardi bu sorunları aşmayan bir İkardi birdenbire geldi. Kayseri'nin 11'i oldu. Icardi'de yönetimin bir ısrarı olmuş olamaz mı Levent abi? Eğer bu ısrara rağmen inanmadığı halde oynatıyorsa o da hoca, hoca sorumluluğudur. Bunu kabul eder ya doğru, 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 mi? Doğru, Hadi doğru. gelsin Fenerbahçe başkanı itiraf şey yapsın, ısrar etsin bakalım Josus'u. Ne diyor Jorge Jesus? Oynatıyor mu? Asla bu kararları vermez. Valer İsmail de vermez. Ele, eleştirsin, eleştirmezsin. Eğer öyle oynadıysa daha büyük skandal bu. Icardi burada oynuyorsa daha büyük skandal. Bakın bir şey söylüyorum. Yönetim olarak da Erdem Bey'de. Perde iş arkasından bu işi yönetiyorsanız yanlış. Çıkın görünmez olmayı konuşun. Galatasaray'ın haklarını çiğniyorlar. Bununla ilgili konuşun. Bir defa konuştunuz. Artı bu Galatasaray takımın rayına girmesi gerekiyorsa hocayla da oturun konuşun. Yani burası hiçbir futbolcunun babasının çiftliği değil. Hiç kimse hatıra, hatırla bu Galatasaray takımında top oynayamaz. Hak ediyorsa oynar. Hak edilen oyuncuların önünü açın. Mertens Napoli'ye gittiği verdiği desteği demiş ki e, ee, Ben burada şampiyonluğu kazanmak için geldim. Şampiyonluğu kazandıracak oyunu oynamıyorsun Mertens. Bizde görüntüleri var A Spor'da. Bizim zamanımızda yönetmenlerimiz olursa o vuruşları bir gösterse o vuruşların bir tanesini yapmadın ya. Trabzon'da karşı karşıya kaldığın pozisyona ölüsüyle gitsen bile gol yapman lazım. Kaleci atmaz Mertens Kalesi'ndeki bir oyuncu o topu. Bir metreden direğe vurmaz. Ayak işini kapatır onu. Demek ki fiziksel bir problemi var. Demek ki bir takım eksikleri var Mertens'in. Kusura bakmasın ya. Buraya ta tatil yapmaya gelmedi Mertens buraya. 9 maç 0 gol 0 asist. Ne bahsediyorsunuz ya? Bir sürü gol atmış geçen sene Napoli'de. 9 gol 0 gol 0 asist ya. Oynayamıyorsa oynamayacak o zaman. Oliveira'nın ne suçu var? Oliveira'nın ne suçu var? Oynamasın Mertens kenardan seyretsin. Oliver ile maçlar kazanıyordu. Sana gol attı Konya maçında. Ya pardon iki tane, üç tane topu direkten döndü Ferikikleri. Oynamıyorsa oynamasın. Abi bütün suçu Okan Burak'a yıktın ya. Ya ama onu da atarsın. Takımı yapan o. Bunu değiştirir misin? Oyuncuların takımı yapan mu? o mu? Bu transferleri yapan Tamam da bu olarak. takım ilk bozdu, bozma, bozduğu takım hem Adana'da hem Trabzon'da galibiyeti kaçırdı ya. Rakiplerinden çok üstün oynadı. Galibiyeti kaçırdı. Demek ki bu takımın bir ihtiyacı var. Ne ihtiyacı var? En uçtaki golcüye ihtiyacı var. Sen bunu buraya monte et. O zaman Icardi gitmedi Adana'ya mesela. Belki Icardi olsa gol yapacaktı onu. Komisi yerinde olsaydı. bunu söylemeye çalışıyor. Arjantin'e gitti o da. E tamam Arjantin'e <laughs> gitti? Ailevi sorunu varsa çözsün gelsin. Burası ne olursun. Burası aile Bu mahkemesi değil abi Galatasaray. Öyle Sen buradan para kazanıyorsun, burada oynuyorsun. Ha, oynamıyorum dersen git abi bir hikaye çık demiş ki futbolu bırakmak istiyor. Bırak o zaman ya. Bırak başka biri gelsin buraya. Bırak. Yani Mert'e, efendim Seferovic şu kadar maç oynarsa 3 yıl daha sözleşme uzatılacakmış diye e, endişe varsa, bunu şu oynatılmıyorsa kim zararı görüyor? Galatasaray görüyor. Açık konuşalım.